Farkındasınızdır belki son zamanlarda belki işte 2014'ün sonuna doğru başlayan bir tempoyla Sykes-Picot'dan sadece biz değil dünyanın dört bir tarafında insanlar sıklıkla bahsetmeye başladılar, üzerine konuşmaya başladılar. Şöyle bir baktım ben gelmeden önce 2014'ün sonuna doğru özellikle bir yoğunlaşmanın olduğunu görüyoruz. BBC'den şeye ne derler Reuters'a CNN'e kadar birçok şeyde ne derler görsel medyada akademik olarak işte foreign policy veya foreign affairs gibi işte yarı akademik şeylerde mecralarda Sykes-Picot hakkında baya bir yazı çıkmış bir yoğunlaşma. Bunun sebebi yine görmüşsünüzdür. Bir tane inşaat kepçesi. Bir inşaat kepçesi yüzünden biz tekrar Sykes-Picot'u sıklıkla konuşmaya başladık. Neyi kastettiğimi belki anlamışsınızdır. O görüntüleri kaçıranınız varsa ben size tekrar anlatayım. Şey, IŞİD'çiler bu Kemal sınır kapısını ele geçirdikten sonra şeyin Suriye tarafında, Irak-Suriye sınırının Suriye tarafında işte bir tane inşaat kepçesiyle direkt şeye sınır kapısına doğru daldılar. Aradaki tel örgüleri yıktılar inşaat kepçesiyle. Ve yaptıkları açıklamada özellikle IŞİD'e yakın çevrelerde işte o Twitter'da vesaire yapılan açıklamalarda Sykes-Picot düzenini yıktık diye bir şeyde bulundular ne derler iddiada bulundular. Ondan sonra acaba Sykes-Picot düzeni gerçekten yıkıldı mı sorusu fazlasıyla sorulmaya başlandı. Şöyle iki tane belki ana düşünce ortaya çıktı. Bir tanesi evet bundan sonra Sykes-Picot düzeni devam ettirmek mümkün değil. Diğeri de ya siz Sykes-Picot derken neyi kastediyorsunuz? Ben bugün biraz da Sykes-Picot düzeni derken neyi kastediyoruz sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Çünkü o bir inşaat kepçesiyle işte ortadan kaldırılacak bir düzenden bahsetmiyoruz. Şöyle söyleyeyim. Sykes-Picot'u belki iki kısma ayırmamız mümkün. Bir tanesi tamamen sınırlarla alakalı kısmı. İşte genel yargı şudur, genel kanı şudur. Sykes-Picot işte bir gizli anlaşma olarak Fransa ve İngiltere arasında imzalanıyor. Bunun taraflarından bir tanesi de Rusya. Bu anlaşma Fransa ve İngiltere arasında bir anlayış ortaya koyuyor. Diyorlar ki şeyde Orta Doğu'da bugün bilinen Orta Doğu coğrafyası ki bunun içerisinde bizim Güney ve Güneydoğu bölgelerimiz de yer alıyor. Dört bölgeye ayrılıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, beş tane bölgeye ayrılıyor. Bunlardan birincisi şu bölge, şu mavi olarak gördüğünüz bölge, direkt olarak Fransa'nın kontrolü altına giriyor. İkinci bölge A diye burada isimlendirilen bölge ki anlaşma metninde de A diye geçiyor. Fransa'nın koruması altında. Daha sonra işte bağımsız Arap Devletinin veya Devletler Konfederasyonunun federasyonunun kurulması için kullanılacak olan bir bölge. Ama bu bölgede tamamıyla Fransa'nın gözetimi altında. Bu manda denen sistemin aslında anlatılmaya çalışıldığı bir yapı bu Sykes-Picot. Diğeri direkt İngiltere'nin kontrolü altında olan bölge. Şurası. Bu da özelliği nedir? Direkt Basra Körfezi'ne açılmasıyla, özellikle deniz yollarındaki hakimiyetiyle İngiltere'nin işte özellikle Hindistan'daki sömürgelerine ulaşma konusunda çok elverişli bir coğrafya. Diğer kısım ise şeyden yine söylediğim biraz önceki A bölgesine paralel olarak bir B bölgesi diye adlandırılan İngiltere'nin koruması altında, gözetiminde. Fakat ileride bir Arap Devleti veya Devletler Konfederasyonu kurulması için uygun olarak düşünüldüğü bölge. Dört oldu. Beşincisi ise bugünkü Filistin'de bir uluslararası işte yönetim öngörülüyor. Bakın Sykes-Picot bile Filistin'i uluslararası bir yönetim altına alıp işte
Onun kararını bütün milletler, Birleşmiş Milletler'in veya Cemiyet-i Akvam'ın Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra karar vermesi gerektiğini düşünüyor. Burada bir nokta olarak şurada Hayfa ve Akra veya Akka limanlarını direkt İngiliz kontrolüne veriyor. Şimdi farkındaysanız şu şeyde ne derler? Bu haritada İngilizlerin Akdeniz'e direkt açılan bir şeyi yok, ne derler, noktası yok. Fransızlar özellikle Doğu Akdeniz sahiline fazlasıyla hakim. Diğer kısım da uluslararası yönetim altında. Bu şeyi, ne derler, dezavantajı ortadan kaldırmak için İngiltere'ye de Hayfa ve Akka limanı olmak üzere iki tane Akdeniz'de liman veriliyor. Bunun da amacının şeyin İngiltere'nin kontrol ettiği Irak'ta özellikle hem Basra'dan hem Bağdat'tan hem de daha sonraki dönemlerde Musul'dan işte mal ve özellikle petrol vesaire tarzı şeylerin ne derler metanın taşınabileceği bir demir yolu hattının kurulması öngörülüyor. Ve İngilizlerin bu Hayfa ve Akka limanını aktif bir şekilde kullanılması öngörülüyor. Şimdi başta da dedim gizli bir anlaşmadan bahsediyoruz. Gizli bir anlaşmaysa biz bunu nasıl biliyoruz? Yine başta söylediğim gibi bunun taraflarından bir tanesi Ruslar. Fakat şöyle bir şey oluyor. 17 Bolşevik devrimi oluyor. Yeni kurulan Rusya, Sovyet Rusyası, Bolşevik şeylerin, Çarlık Rusyası'nın ne kadar emperyal planlar içerisinde olduğunu, işte etrafı karıştırmak için ne tarz işte oyunlar oynadığını göstermek açısından bu anlaşmayı ifşa ediyorlar. Yani o Bolşevik devrimi olmasaydı belki biz bu anlaşmayı uzun bir süre bilemeyecektik. Belki işte arşivlerde, istihbarat arşivlerinde İngiltere'nin 50 sene bildiğim kadarıyla 50 sene geçtikten sonra ya yayınlanacaktı ya yayınlanmayacaktı. Fakat Ruslara belki teşekkür etmeliyiz bu konuda. Bu anlaşmayı bize ifşa ediyorlar. Şimdi dedim ya Sykes-Picot'un bir sınır tarafı var. Sınırı ilgilendiren tarafı var. Bir de ortaya koymaya çalıştığı bir düzen var. Biz daha çok o düzenden bahsediyoruz, sınırdan ziyade. Ben önce şu sınır kısmına biraz değinip ardından o düzen kısmına değinmek istiyorum. Çünkü gerçekten de şu an fazlasıyla konuştuğumuz konu sınırlardan çok şeyler, düzen kısmı. Neden sınırlardan çok düzen kısmı diyorum? Şimdi bu harita çok güzel bir harita. Dikkatli bakarsanız, bakın şurada gri olarak gördüğünüz şeyler, sınırlar. Modern sınırlar, yani hali hazırdaki sınırlar. Şurası Suriye örneğin. Irak şurası. Şu kısım Irak. Suudi Arabistan'ın kuzey sınırı var burada görebildiğiniz. Ürdün var. Şurada gördüğünüz bir Lübnan var. Altında İsrail ve işte Batı Şeria, Filistin toprakları var. Diğer taraftan ise işte şu renklere bakarsanız ve de renkli sınır ayrımlarına bakarsanız bu da Sykes-Picot'un öngördüğü hakimiyet alanları ve sınır noktaları. Bunların bu haritadan da anlayabileceğiniz gibi birebir örtüşmediğini rahatlıkla görebilirsiniz. Yani şunu söylemek lazım. Sykes-Picot anlaşmasıyla, bu gizli anlaşmayla bir Orta Doğu'nun yeniden şekillenmesi öngörülüyor. Fakat nihai sınırları Sykes-Picot belirlemiyor. Yani elimizdeki mevcut modern sınırların önemli bir kısmı Sykes-Picot tarafından belirlenen sınırlar değil. Burada böyle bir şey var, yani yanlış bir izlenim var. Sykes-Picot, eğer Orta Doğu'da sınırların belirlenmesinden bahsedeceksek Sykes-Picot'dan çok San Remo'yu konuşmalıyız. San Remo'da bu şeylerin, sınırların önemli bir kısmı belirleniyor. Hatta şöyle söyleyebilirim. Orta Doğu'da hala işte birkaç noktada özellikle sınırların belirlenmedi, sınırlarının belli olmadığı ülkelerde söz konusu. Şöyle biraz teker teker ilerleyelim isterseniz bu sınır konusunda fikir vermesi açısından. Sykes-Picot ile modern sınırlar arasındaki ilişkiyi anlamamız açısından önemli bence. Şimdi Suriye'nin şurada bakarsanız önemli bir kısmı Fransızların kontrolü altında, normal şartlar altında.
Fakat bakın şuraya bakarsanız sadece Suriye ile kalmıyor, modern Suriye ile Irak'a kadar taşan bir sınırdan bahsediyoruz. Bir toprak parçasından bahsediyoruz. Buranın önemli bir noktası örneğin Musul. Musul'da ilk Sykes-Picot haritasına göre şeyin içerisinde, Fransızların hakimiyet alanında. Fakat İngilizler, belki şunu bir bilgi olarak vermek lazım. Petrol meselesi o zaman çok böyle dünya gündeminin ortasına yerleşmiş bir mesele değil. İngilizlerin çok aktif çalışması var. Sonradan BP'ye dönüşecek olan şirketin özellikle İran kuzeyinde ciddi çalışmaları söz konusu. Musul, Kerkük çevresinde zengin petrol yatakları olduğuna dair emareleri ilk alan yine o British Petroleum diyebildiğimiz BP. İngilizler burada Fransızlara yanaşıyorlar ve şunu söylüyorlar. Size Suriye'nin tamamının, bugünkü modern Suriye'nin tamamının hakimiyetinin verilmesi karşılığında bize Musul'u verin diyorlar. Ve bir anlaşmaya varıyorlar. Tamam diyorlar. Suriye tamamen şeyin kontrolü altına giriyor. Fransızların. Bunun karşılığında da daha sonraki dönemde İngilizler Musul'un kontrolünü ele geçiriyorlar. Yani Sykes-Picot'a belki de ilk revizyonu Fransız ve İngilizler kendi aralarında verdikleri bir kararla vermiş oluyorlar. Musul'un İngilizlere geçmesiyle birlikte. Fransa bir taraftan Filistin'e olan hakimiyetini arttırması, Lübnan'dan güneye doğru genişliyor. Diğer taraftan da Suriye'deki genel hakimiyetinin arttırılması karşılığında Musul'u İngilizlere veriyor. Suriye'yi ele geçiren Fransızlar ne yapıyorlar? Şimdi bu ülke içerisinde etnik ve mezhepsel, dini birçok ayrım var diyorlar ve bunu bu haliyle yönetmemiz mümkün değil. Ne yapalım? Bunu üçe bölelim. İşte meşhur işte bilgi vardır fakat bu bilginin gerçeklikle ilişkisi yoktur. Şu şey boyunca, sahil boyunca Suriye'de işte Lazkiye'den Tartus'a kadar uzanan, Banyas'a kadar uzanan hat boyunca nüfus açısından Sünniler şeylerden, Nusayrilerden daha fazladır. Yani bakarsanız demografik çalışmalara. Fakat bu bölge sanki tamamıyla Aleviler tarafından, Nusayriler tarafından kontrol ediliyor da, daha doğrusu nüfus olarak bunlar daha fazlaymış gibi bir izlenim var. Veya Suriye'nin kuzeyi, hep hani bir işte Kürt şeyi kurulabilir mi denir ya, şu hat boyunca işte Lazkiye'den Irak sınırına kadar olan hat boyunca Arapların nüfusu Kürtlerin nüfusundan daha fazla. Bu biraz da daha sonraki dönemlerde Baas rejiminin o nüfus politikalarıyla da perçinlenmiş. Arap nüfusu fazlasıyla arttırılmış. Ama bu coğrafyada da Kuzey Suriye'de Arapların nüfusu Kürtlerden daha fazla. Şimdi dedim ya çok karışık bir coğrafya. Burada işte bir bölümü Alevilere, diğeri Sünnilere, diğeri Dürzilere ayırma çabası başarıya ulaşmıyor. Yani bu hayata geçirilemiyor. Birçok şey çıkıyor, ne derler? Anlaşmazlık çıkıyor, savaş çıkıyor, çatışma çıkıyor. Burada belki tek başarabildikleri, bir süre en azından devam ettirebildikleri, Lübnan'dan bir parçayı alıyorlar ve Marunilerin yönetmesi için 1926'da yarı özerk bir yönetim kuruyorlar. Şöyle geri gelelim. Yarı özerk bir yönetim kuruyorlar. Şimdi Lübnan dediğimiz, modern Lübnan dediğimiz coğrafya normal şartlar altında özellikle şey kısmı, Cebeli Lübnan kısmı, kuzey kısmı, Beyrut'tan ayrı olmak üzere şeyin genel Biladışam'ın bir parçası. Çok böyle şeyiyle ön plana çıkmış, ne derler, özerkliğiyle, bağımsızlığıyla ön plana çıkmış bir coğrafya değil. Bunlar da bunun özellikle şeyde işte Maruniler için özel bir yönetim kuruluyor. Ardından ne yapalım diyorlar? Farklı bir şekilde bölelim. İşte Cebeli Lübnan, Lazkiye, İskenderun, Şam ve Halep olmak üzere 5 tane yarı özerk cumhuriyeti kuruyorlar. Daha doğrusu özerk yönetim kuruyorlar. Bu da yürümüyor. Yani bakın 5'e ayırıyorlar. Bu da yürümüyorlar. Mezhepsel bir şey yapmayalım veya dini bir ayrım yapmayalım. Bölgesel bir ayrım yapalım diyorlar. Bu da yürümüyor. Ardından Halep ve Şam'ı birleştiriyorlar. Biraz böyle deneyelim diyorlar. Fakat bu süreçte Irak'ta bağımsızlık hareketi başlıyor ve Irak o noktada bağımsızlığına ulaşıyor bildiğiniz gibi. Irak'taki bağımsızlık hareketinden etkilenen Suriyeli milliyetçiler de benzer bir bağımsızlık hareketi yürütüyorlar ve 1936'da bağımsızlıklarını elde ediyorlar. Ama kurulan Suriye, örneğin yeni Suriye,
Sykes-Picot'taki ayrımdan farklı olarak işte Lübnan'dan parçalar alıyor. İşte Beyrut dışarıya itiliyor. Beyrut'ta yeni bir yönetim kuruluyor. Şam, Halep vesaire birleştiriliyor. Burada kritik coğrafya olarak benim de memleketim, doğum yerim olan İskenderun kalıyor. İskenderun'da bildiğiniz gibi 1938'de şeyden ayrılıyor. Ne derler? Suriye'den ayrılıyor. 39'da da Türkiye'ye ilhak ediyor. Yani şöyle bir baktığınızda Sykes-Picot'un Suriye için önerdiği sınırlarla mevcut modern sınırların birbiriyle çok bağdaşmadığını görüyoruz. Biraz Lübnan'a bakalım. Lübnan'da Sanremo ile aslında Sykes-Picot ile de değil, ardından Sanremo ile şeye bağlanıyor, Suriye'ye bağlanıyor. Ardından 23'te Fransız mandası kuruluyor. Fransız mandasının belki tarihi Dürzilerle Maruniler arasındaki çatışmalar damgasını vuruyor bu sürece. Ardından 1936'da yine bağımsızlığını ilan ediyor. Şeylerle, Fransızlarla koordine halde. Ne oluyor? Bizim Lübnan olarak bildiğimiz veya Beyrut sancağı olarak bildiğimiz Osmanlı'daki coğrafyaya işte Tripoli kuzeyde ekleniyor, Sidon ekleniyor. Bunların üçünün birleşmesiyle bugün bildiğimiz modern Lübnan ortaya çıkıyor ki bu da 1916 değil yine 1936'ları buluyor. Irak'a baktığımızda daha da karmaşık bir durum ortaya çıkıyor. Bundan önceki derslerden bir tanesi Gertrude Bell ile alakalıydı bildiğim kadarıyla. Orada da belki görmüşsünüzdür. Bu Gertrude Bell, Irak sınırının, modern Irak sınırının çizilmesinde bayağı bir önemli rol oynuyor. İşte Musul, başta belirttiğim gibi Fransızlardan alınıyor. Irak coğrafyasına ekleniyor. Hatırlayacaksınız, Osmanlı vilayet sisteminde 3 tane bugünkü modern Irak sınırları içerisinde vilayet söz konusu. İşte Musul vilayeti, Bağdat ve Basra olmak üzere. Bunların hepsini yine modern şartlarını göz önüne aldığınızda birbirinden farklılık arz eden coğrafyalar. Osmanlı bunları 3 tane farklı eyalet altında veya vilayet altında bölmeyi veya yönetmeyi tercih etmiş. Burada Irak coğrafyasına Musul'un eklendiğini görüyoruz. İşte Kral Faysal var. Daha önce Suriye'den kovuluyor, Irak'a geliyor. Faysal'a verilmiş sözler var. Bu sözleri bari Irak'ta hayata geçirelim diyor İngilizler. Bunun üzerine Kral Faysal Irak kralı olarak ilan ediliyor. 1932'de az önce dedim ya, bir bağımsızlık şeyleri, Irak'taki şeyler, milliyetçiler bağımsızlık mücadelesi veriyor ve 32'de bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Daha doğrusu Cemiyet-i Akvam'a üye oluyorlar. Ve bugünkü Irak sınırları, şurada gri sınırlara bakarsanız, yine benzer şekilde Sykes-Picot sınırlarına farklı olmak üzere kuruluyor. Burada en tartışmalı coğrafya Kuzey Irak sınırı. Türkiye ile bugünkü Kuzey Irak arasındaki sınır. Sanremo ile belirlenemiyor bu. Bunun üzerine bu meşhur bir Brüksel hattı vardır. Ve Brüksel hattı da bizim işte Orta Doğu'daki sınırlar nasıl çizildi sorusuna verdiğimiz o jenerik bir cevap vardır ya, işte otel odalarında çizildi. Gerçekten de buna tekabül eden bir şekilde Brüksel'de bir otel odasında Türkiye ile Kuzey Irak arasındaki sınır çiziliyor. Buna Brüksel hattı deniliyor 1924'te. Ardından bu sınır gerçeklik halini alıyor. Yani mevcut Türkiye ve Kuzey Irak arasındaki sınır 1924'te geçici olarak çizilen Brüksel hattı daha sonrasında gerçekten arazide bir karşılık buluyor. Güneyde ise daha sonradan büyük tartışmalara sebep olacak Kuveyt meselesi. Kuveyt uzun seneler boyunca belki işte şeye 1800'lere kadar gidebileceğimiz dönemlerde bile şeyin Irak'tan o 3 eyaletten farklı yapıya sahip İngilizlerin protektorası altında, koruması altında bir bölge olarak kalmış. Ardından 1923'te oturup Suudi Arabistan, Irak ve İngiltere Kuveyt'le Irak'ı ayıran bir sınırı belirlemiş. Fakat bildiğiniz gibi bu sınır 1961'de Kuveyt bağımsızlığını ilan edince Irak tarafından kabul edilmemiş ve işte Kuveyt her zaman Irak'ın bir parçası olmuştur.
Bu sebepten bizim buradaki şeyimiz, ne derler, talebimiz devam ediyor tarzı bir yaklaşımla 1991 Irak'ın Kuveyt işgaline, Körfez Savaşı'na kadar devam etmiş. Yani burada da sınırların belirlenmesi belki 1961'e kadar ulaşmış. Meselenin Filistin, İsrail, Ürdün boyutuna baktığımızda da yine benzer bir tablo karşımıza çıkıyor. İşte başta demiştim, uluslararası bir sistem öngörüyordu burada. Fakat iki tane belki birbiriyle çatışan şeyler, ne derler, işte vaatler daha sonra karşımıza kriz olarak çıkıyor. Şimdi 1915-16 Sykes-Picot. Bunlardan bir tanesi. Gizli olarak bir nüfuz ayrımına gidiyor İngilizler ve Fransızlar. Ardından Şerif Hüseyin ile McMahon, İngilizlerin Kahire'deki yüksek komiseri McMahon arasında yapılan şeylerde, yazışmalarda Araplara, daha bizim işte Adana'ya, Mersin'e kadar ulaşan bir coğrafyada büyük bir Arap krallığı kurulması vaat ediliyor, kurulacağı söyleniyor. Ve buna karşı işte Lawrence'ın da çabalarıyla Arapların Osmanlı'ya karşı isyana katılması isteniyor. Ama buna paralel olarak da yine meşhur bir Balfour Deklarasyonu yayınlanıyor ve İngilizler Yahudilere, Dünya Siyonist Organizasyonu o zaman da, Filistin topraklarına bir Yahudi devleti kurma vaadinde bulunuyorlar. Şimdi bunların sıkıntısı, vaat edilen toprakların birbiriyle örtüşmesi, aynı coğrafyaya denk gelmesi ve doğal olarak şu an İngiliz birçok akademisyenin de kabul ettiği gibi çatışmanın temellerinin atılması yine bu döneme rast geliyor. İşte Filistin, İsrail toprakları hala çizilebilmiş, tam olarak çizilebilmiş topraklar değil. Sykes-Picot'tan bağımsız olarak işte 48'de İsrail Devleti ilan ediliyor. Ardından işte ilan edildikten sonra toprakları bir genişliyor. 67'de toprakları genişliyor. 67'de elde ettiği toprakların bir kısmını geri veriyor. Ama örneğin işte Golan ve Şeba şeyleri, ne derler, çiftlikleri gibi Lübnan ve Suriye'nin bir takım topraklarını hala işgalleri devam ediyor. Yani Filistin ve İsrail coğrafyasında sınırlar hala çizilebilmiş değil. Bu konuda ne derler, Sykes-Picot ile çizilen sınırların bir hükmünün kalmadığını da benzer şekilde söylemek mümkün. İlginç bir örnek belki Ürdün bu konuda. Ürdün'ün kendisi ilginç bir ülke bildiğiniz gibi. Yani hiçbir anlaşmada geçmeyen Transjordan diye, işte Mavera-i Ürdün diye bilinen bir coğrafya. Şerif Hüseyin ailesine verilmiş bir vaat var. Bu vaat gerçekleştirilemiyor. Bunun üzerine bu Mavera-i Ürdün denen kısmı, bugünkü Ürdün'e tekabül eden Transjordan diye bilinen kısmı, Emir Abdullah işgal ediyor. İngilizler de bunun üzerine tamam diyorlar, size bu coğrafyayı verelim. Burada siz bir ülke kurun diyorlar. Bu ülkenin özelliği ne? Hiçbir özelliği olmaması. Yani ne yeraltı kaynağı var, ne stratejik bir noktada. Bir işte Akabe Körfezi'ne çıkışı var. Ama diğer tarafta hemen o Elat kısmında İsrail'de benzer bir çıkışa sahip. Bir böyle şey olarak, buffer zone olarak, bir tampon bölge olarak Irak, Ürdün, Şerif Hüseyin'in torunu Emir Abdullah'a veriliyor. Sınırların, işte o cetvelle çizilmiş sınırlar deniliyor da gerçekten de bir kısmı cetvelle çizilmiş. İşte Ürdün sınırında şurası mesela, işte Winston'ın Churchill'in hapşuruğu derler. Çizerken hapşurmuş otel odasında. İşte şöyle bir çıkıntı yapmış. Neden çıkıntı yapmış? Kimsenin bir fikri yok. Buraya bilmiyorum, gideniniz var mı? Buranın en büyük özelliği hiçbir özelliğinin olmaması. Çöl. Neden şöyle mesela düz gelmemiş de şuradan bir içeriye girme ihtiyacı hissetmişler burada? Kimse bilmiyor. Ondan teoriler var. İşte en makul teori de o hıçkırık teorisi ve hapşuruk teorisi. Başka türlü anlatmak mümkün değil gerçekten de. Ama gerçekten de bakarsanız dümdüz sınırlar cetvelle çiziliyor. Arada bir böyle şeyler yapılıyor. Ne derler? Zikzaklar çiziyor. Ama büyük oranda Orta Doğu coğrafyasındaki sınırlar düz sınırlar, cetvelle çizilen sınırlar.
Şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Evet canım, çöl burası ortadan geçtiği için doğal olarak düz olabilir. Yani coğrafi olarak şeyler, işte girintiler, çıkıntılar olmadığı için. Şimdi bazı coğrafyalarda bunu söylememiz mümkün ama bazılarında değil. Bu açıdan çöl şeyi, argümanı bize bütün hikayeyi maalesef anlatmıyor. Şimdi şöyle bir gerçeklik var. Bu harita Orta Doğu'nun yaklaşık olarak mükemmel bir harita değil. Yanlışları da var bu haritanın ama 3 aşağı 5 yukarı Orta Doğu'nun etnik dağılımını gösteren bir harita. Şimdi bu haritadan ne anlıyorsunuz veya ne anlıyoruz? Orta Doğu'nun böyle düz sınırlarla yönetilebilecek bir coğrafya olmadığını anlıyoruz. Yani sınır neresinden geçirirseniz geçirin, burada etnik olarak Orta Doğu'yu böleceksiniz. Şimdi az önce başka bir harita da gösterdim size. Bu da dini haritası. Burada da etnik haritaya paralel bir durum ortaya çıkıyor. Yani sınırları nereden geçirirseniz geçirin, dini toplulukları böleceksiniz. Belki de sorun tam burada. Yani Osmanlı buraların hepsine hakimmiş vakti zamanında. Aynı ülkenin içerisinde yaşıyorlar. Sadece idari bir bölünmeyle bu farklılıkları belki çatışacak konumdan uzaklaştırmaya çalışmış Osmanlı. Fakat işte modern devlet projesi, milli devlet projesi ki bu devletlerin önemli bir kısmı daha önceden işte bir coğrafya olarak aynı coğrafya altında yaşamaya, aynı yönetim birimi altında yaşamaya alışık olmayan coğrafyalar. Böyle bir şeyden, topluluktan, insan topluluğundan, böyle bir yönetim biriminden modern milli devlete dönüşte doğal olarak sıkıntılar fazlasıyla yaşanmış. Burada ne olmuş? Dini topluluklar bölünmüş. Mesela şöyle, Suriye buna çok iyi bir örnek. Gidin işte Güveççi köyüne, şurada Yayla Dağı'nda. Yayla Dağı'ndan işte geçin Suriye İdlib'e, aynı ailenin, büyük ailenin parçalarını göreceksiniz. Şimdi Afrin'de de farklı bir durum yok. Afrin'in karşısında yine ufak tefek işte Kürt yapılanmaları var. Yine benzer yapılanmalar göreceksiniz. İşte Yayladağ'daki Türkmenlerle Bayırbucak Türkmenlerinin aynı büyük aileden, aynı aşiretlerden geldiğini göreceksiniz. Şey de çok farklı değil. Yani Samandağ'daki Alevilerle sınırın karşısındaki Suriye tarafındaki Aleviler de benzer şekilde aynı aileden gelmeler ki İşte Esad ailesinin bile Samandağ bağlantıları olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi Kilis'teki Türkmenlerle Kilis'in hemen karşısında Halep'teki Türkmenler benzer şekilde aynı. Daha önce yine gündeme geldi, işte Tel Ebyad dedik. Tel Ebyad karşısında Akçakale, şeyde bile ne derler, Islah'ta bile birbirine karşılık bulan iki kelime. Bunlar aynı. İşte Kobani dedik. Kobani'den karşıya geçtiklerinde, Suruç'a geldiklerinde buldukları yine 3 aşağı 5 yukarı akrabaları. Irak sınırı, Irak-Suriye sınırı benzer şekilde akrabalardan oluşuyor. Yani oradaki El-Kaim tarafı şeyin, sınırın şurada. Şey tarafında, Suriye tarafındaki Bu Kemal, bu IŞİD'in ele geçirdiği, aynı aşiretlerin mensuplarının kaldığı, yaşadığı yerler. Şimdi bu tarafa bakalım, güneye bakalım. Farklı bir coğrafya karşımıza çıkmayacak. Suriye'deki Dürzilerle şu an İsrail tarafında kalan Dürziler 3 aşağı 5 yukarı aynı topluluktan gelme. Şey izlediniz mi bilmiyorum. Hakkala Surit diye, Suriyeli Gelin diye bir film vardı. Bilmiyorum Türkiye'de vizyona girdi mi ama Syrian Bride diye, belki İngilizcesini falan da görmüş olabilirsiniz. Bu İsrail vatandaşı Dürzi bir gelinin Şam'da yaşayan Dürzi bir adamla evliliğini konu alıyor. Yani Suriye'den şeyden İsrail tarafından sınırın Suriye tarafına gelin gidiyor. Şimdi bunun ilginçliği nedir? Gelin bir daha ailesini göremeyecek. Üçüncü bir ülkeye gitmediği müddetçe. Neden? İşte bir defa Suriye tarafına gidince İsrail vatandaşlığını kaybedecek. İsrail'e giremeyecek Suriye'den olduğu için. Suriye vatandaşı haline döndüğü için. Coğrafyasını bir daha görmemek üzere İsrail'e, Suriye tarafına geçmiş olacak. Şimdi o filmde çok güzel temalar vardı.
hepsi bir aile, böyle geniş bir aile, geniş bir ailenin parçası. Aile içi evlilik zaten. Ama az önce bahsettiğim konuya birebir işaret eden bir gerçeklik var burada. Yani sınırın İsrail tarafı, İsrail tarafı diyorum, İsrail'in işgal ettiği tarafı ve sınırın Suriye tarafındakiler de üç aşağı beş yukarı aynı aileden gelmeler. Şimdi bu sınır meselesini umarım anlatabilmişimdir. Yani Sykes-Picot sınırları aslında bize modern sınırları anlamamız açısından çok büyük anlamlar ifade etmemekte. Bu sebepten sınırları bir tarafa koyup Sykes-Picot düzeni derken ne demek istediğimizi anlatmakta bence fayda var. Sınırlardan öte Sykes-Picot dediğimiz düzen birkaç tane noktaya işaret etmekte. Bir tanesi bunların belki de en önemlisi Orta Doğu'nun işte batılı güçler tarafından burada İngiliz ve Fransızlar işte arka bahçe olarak görünmesi. Orta Doğu halklarının kendini yönetebilecek şeye ne derler akla yönetimsel kabiliyete sahip olmadığı fikrinden hareketle bunların hazır olana kadar Avrupalılar tarafından yönetilmesi fikri. Yönetildikten sonra bile daha doğrusu Araplar kendilerini yönetmeye başladıktan sonra bile buradaki kilit kararların yine batılı güçlere danışılarak verilmesi fikrinin yerleştirildiği bir düzendir Sykes-Picot. Bu sebepten bizim fazlasıyla eleştirdiğimiz sistem Batılıların Orta Doğu coğrafyasında her türlü kararı verme hakkını kendinde bulan, tarihi olarak bunu kendilerine bir misyon olarak gördükleri bir sistemdir. Tartışılan da zaten yani Sykes-Picot'un ortaya koyduğu sınırlar ortadan kalkıyor mu sorusundan çok Avrupalıların Orta Doğu işlerine bu kadar girdiği, Orta Doğu'da nihai kararları verdiği sistem, bunun öngörüldüğü sistem ortadan kalkıyor mu? Şimdi Sykes-Picot sistemini de benzer şekilde tek başına düşünmemiz mümkün değil. Tarih boyunca yani 1915'ten itibaren gelen bir sistemden, bir düzenden bahsediyoruz. Birçok revizyondan geçmiş. Bu revizyonun belki de en önemlisi, en önemli parçası Camp David anlaşması. Camp David anlaşmasıyla Sykes-Picot'a farklı bir ton veriliyor ve İsrail'in merkeze alındığı, İsrail'in düzeninin merkeze alındığı ve bir takım Arap devletlerinin İsrail'in güvenliğini koruma şeyiyle veya destekleme vaadiyle Batılılar tarafından desteklendiği bir yeni sistem yaratıldı. Şunu demeye çalışıyorum. Bildiğiniz gibi işte başta Mısır'la başlıyor, ardından Ürdün'e sıçrıyor. Mısır, İsrail'in güvenliğini sağlamak veya ona hizmet etmek karşılığında Amerika'dan muazzam bir askeri yardım, muazzam bir dış yardım alma vaadiyle tamamen potanın içerisine katılıyor. Şimdi bunu nerede gördük biz? Chaim Weizmann'la daha önce Kral Faysal arasında imzalanan bir anlaşma. 20-30 sene sonra işte Faysal'ın ailesi hayır böyle bir anlaşma yok dediyse de bu anlaşmanın olduğu birçok şeylerde geçmekte, tarih kitaplarında geçmekte. Bu anlaşma şöyle bir anlaşma. Kral Faysal Filistin'de bir İsrail devletinin kurulmasına onay veriyor. Yani bir Yahudi devletinin kurulmasına onay veriyor. Bunu destekleyeceği ve bunun hayata geçirilmesi için yapılacak adımlara destek çıkacağını söylüyor. Bunun karşılığında ise Kral Faysal'a diyorlar ki sen bunu desteklersen Yahudi devletine biz de sana işte vereceğimiz topraklarda krallığını kurmana, orada rahatlıkla yaşamana izin vereceğiz diyorlar. Ama bu hayata geçirilmiyor. Şimdi benzer bir durum Mısır'da da gerçekleşiyor. Diyorlar ki siz İsrail'in şeyini sağlarsanız, güvenliğini sağlarsanız biz de sizi finansal olarak, askeri olarak destekleyeceğiz. Siz bizim uydumuza girmiş olacaksınız. Mısır bunu bildiğiniz gibi işte o Arap Baharı denilen sürecin başına kadar fazlasıyla kullanıyor. Ardından işte çok kısa bir Mursi dönemi yaşanıyor. O Camp David acaba çöpe mi atılıyor tartışmaları başlıyor. Ardından darbe geliyor ve darbe büyük oranda işte İsrail'in ve Körfez'in desteğiyle hayata geçiriliyor. Yani o Camp David düzeninin bir yeni bir işte muhteşem dönüşü yaşanıyor. Şimdi
Sınırlar konusunda 3 aşağı 5 yukarı resmi ortaya koydum. Düzen konusunda ise belki konuşmamız gereken son olarak şu. Vaktimin de sonuna geldiğini biliyorum. Hala Batılı ülkeler Orta Doğu'da ki işte şeylerde, çatışmalarda, kavgalarda, ayrılıklarda, bir araya gelmelerde, işte devrimlerde veya darbelerde karar verme gücünü kendisinde görüyor mu? Cevap evet. Bu haliyle o Sykes-Picot düzeni hala ayakta, hala yaşıyor. Bu düzenin ortadan kaldırılması için bir çaba söz konusu ki ben bu Arap Baharı denilen süreci de başta Sykes-Picot ardından Camp David düzeninin revize edilmesi, ortadan kaldırılması mümkünse şeyinin çabasının önemli bir parçası olarak görüyorum. Böyle bir çaba var. Fakat bunu başarıya ulaştırmamak için karşı bir çaba var ki bunun en mücessem hali Mısır darbesiyle karşımıza çıktı. Yeniden o çabanın sıfırlanması ve işte başladığımız güne geri dönmemiz, belki daha kötü bir düzene geri dönmemiz için. Batı hala Orta Doğu coğrafyasında güçlü, finansal olarak güçlü, siyasi olarak güçlü. Bakın Suriye konuşuyoruz 4 senedir. Hala Amerika'nın müdahalesi dışında, müdahale ederken askeri müdahaleden sadece bahsetmiyorum. Müdahalesi dışında farklı bir şey, oyun planı kurulabilmiş değil. Amerika'ya kızıyoruz haklı olarak. Ama Amerikasız bir şey düşünemiyoruz hala. Bir denklem düşünemiyoruz Suriye coğrafyasında. Neden? İşte Amerika'nın özellikle Birleşmiş Milletler'deki ağırlığı var. Burada atılacak adımların uluslararası meşruiyetinin olması için Birleşmiş Milletler'den bir dizi kararın alınması gerekiyor. Bu kararın çıkmasını mümkün kılabilecek tek ülke Amerika. Onun için hala Amerika'ya bakıyoruz. Filistin coğrafyası hala 1915'lerde Sykes-Picot ardından Balfour Deklarasyonu, Weizmann'la şey arasındaki Faysal arasındaki yazışmaların ortaya koyduğu sorunlarla hala mücadele etmekte, hala onlarla şeyle boğuşmakta, hala da bir süre daha boğuşacağa benziyoruz. Lübnan bildiğiniz gibi aylardır hala şeyi yok, ne derler, Cumhurbaşkanı yok, hala kriz var, hala istikrarsızlık var. Bu kısmen o Sykes-Picot'un öngördüğü sınır dağılımı veya Sykes-Picot'dan sonra Batılıların Orta Doğu coğrafyasında verdikleri sınır kararlarının ortaya çıkardığı sorunlardan dolayı kısmen, ama daha büyük bir kısmı Sykes-Picot'dan itibaren işte başlayan ve daha sonra birçok aşamada şekillenen Batılıların Orta Doğu coğrafyasında kendilerini karar verme merci olarak görmelerinden kaynaklanan sorunlarla hala cedelleşiyoruz, bunlarla mücadele ediyoruz ve bir süre daha mücadele edecek gibi de duruyoruz. Kısaca bir taraftan sınırlar, diğer taraftan ise ortaya koydukları düzen Batıların bizim Orta Doğu'daki mevcut sorunlarımızın en önemli, tek olmasa da en önemli sebeplerinden birisi. Ben burada durayım. Varsa sorularınıza devam edeyim. Teşekkür ederim. Şimdi Sykes-Picot'la ilgili çizilmiş vesaire filan diyoruz da özellikle şimdi mesela bu IŞİD'in çıkması ile birlikte özellikle iyi bir PR çalışması yaptıklarını zaten IŞİD'i biliyoruz. Özellikle tekrar bölgeye Amerika'yı çağırmak ya da Batı'yı çağırmak gibi sanki bir niyet özellikle ön plana çıkıyor. Hani sanki şöyle bir şey var tekrardan buranın haritasını çizelim gibi bir durum var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Yoksa çok abartılı bir düşünce mi? Yani şimdi sadece Suriye'de değil, Irak'taki çatışmalara bakalım, Yemen'deki çatışmalara bakalım, işte Lübnan'daki huzursuzluğa bakalım. Ben bütün bunların sonucunda mevcut haritanın çok farklı bir şekilde bürüneceğini düşünmüyorum. Yani bunu Amerikalıların da benzer şekilde düşündüğünü zannediyorum. Sınırlardan öte, yani sınırlar kalkmayacak belki ama sınırlar anlamsızlaşacak, daha da anlamsızlaşacak. Yani işte bizim o Suriye ile vakti zamanında yapmaya çalıştığımız gibi, işte Halep'le diyelim
kilise arasında bir sınır var, sınır kapısı var ama insanlar işte Halep'e gidip market alışverişi yapıp geri geliyorlar veya tam tersi. Sınırlar anlamını yitiriyor. Çok rahatlıkla bir geçişkenlik oluyor. Sınır Orta Doğu sınırları bence bundan sonra çok farklı bir şekilde çizilebilecek sınırlar da değil. Sadece anlamsızlaşabilir ama yeni sınırlar benzer sıkıntılar üretecek. Şöyle söyleyeyim, bu bölme senaryoları falan da az önce belirttiğim gibi bir taraftan sınırların yeniden çizilmesi, diğer taraftan da ülkelerin farklı şeylere, kısımlara bölünmesi. İşte Irak'ta bu çok konuşuluyor, Suriye'de çok konuşuluyor ama bunun şeyle ne derler, pratiklik açısından karşımıza böyle bir büyük gerçeklik koymadığını görüyoruz. Yani sadece şu haritaya baktığımızda bile, diyelim şurada bir tane Alevi devleti kuruldu, şurada bir tane Kürt devleti kuruldu, şurada. Şurada da bir işte Sünni devleti kuruldu diyelim. Mesela buradaki Alevi devleti ne yiyecek, ne içecek? Yani ekonomik olarak nasıl hayatını idame ettirecek? Mümkün mü? Değil. Şuradaki Sünni devlet mesela ne yapacak yani? Ne tarz ekonomik işlerle iştigal edecek? Ha, şurada petrol var diyorlar. Buradaki Araplara ne olacak mesela? Şu kuzeydeki. Mümkün değil. Irak'ta da benzer. Yani belki de o bölünme konularının en fazla tartışıldığı konu Irak. Ben hepsinin Irak'ta bölünmeden bahseden bütün aktörlerin blöf yaptığını düşünüyorum. Net bir şekilde. Hiçbirisi bölünmeye hazır değil. Yani örneğin Sünniler bölünsün şurada farklı eyaletlerde. Bu demek oluyor ki Basra'daki ve Kuzey Irak'taki petrol şeylerinden, ne derler, paylarından vazgeçecekler. Ne yapacaklar? Nasıl hayatlarını idame ettirecekler? Yanlarında işte kuzeylerinde kendilerine düşman petrol zengini bir işte Kürt bölgesi. Güneylerinde yine kendilerine düşman petrol zengini Basra petrolleri bir Şii bölgesi. Onlar ne yapacaklar burada? Mevcut haliyle ülkeleri bölmekten ziyade sınırların anlamsızlaştırılması yoluyla ülkelerin bir şekilde birleştirilmesi belki çok daha mantıklı. Amerikalıların bölgeye çağrılması meselesi, ben ona kısmen katılıyorum. Yani mesela şu son yakılma hadisesi bana çok şey geliyor, yani çok anlamsız geliyor. IŞİD açısından baktığımdan çok anlamsız geliyor. Ama işte ondan sonra yaşanan olaylara bakın mesela. İşte Ürdün'ü sahaya çektiler. Ürdün Kral Abdullah bile böyle kameralara poz vere vere uçağa bindi. İşte bilmem ben de savaşıyorum dedi. Amerika Ürdün'e açıkça şunu söyledi: bakın, sizi senelerdir destekliyoruz. Para veriyoruz, askerinizi eğitiyoruz. Ürdün'deki biliyorsunuz özel harekat birliği var. Böyle çok elit şeyi var, ne derler, askerler yetiştiriyorlar orada. Bu kadar oraya yatırım yaptık. CIA ile Ürdün istihbaratı arasında çok muazzam bir ilişki var. Ve şimdi bunların bir şeyini görelim, yani bu kadar yatırım yaptık, sonuçlarını görelim. Siz girin, bir şey yapın, şu IŞİD'de mücadele edin. O yakma görüntüleri vesaire, yani resmen Ürdün'ü şeyin içerisine çekmek için kurgulanmış bir senaryo. Amerika bence bizatihi girmek istemiyor. Ben buradayım izlenimini veriyor. O nasıl veriyor? Uçaklarıyla veriyor. Ama sahaya kendi adamlarını çekmektense işte Ürdün gibi bir nevi paralı askerlerini çekmek yolunu gidiyor. Bence benzer bir durum PKK üzerinden, PYD üzerinden Suriye'de bir aktör yaratmaya çalışmasına da benzer bir durum söz konusu. Yani PYD'nin sahadaki varlığından Amerika istifade edebilir. Böylece bir aktör haline dönüştürebilir Ürdün vari. İleri dönemden bahsediyorum, uzun vadeli bahsediyorum. Amerika sanki biraz strateji olarak havadan ben şeyimi yaparım, vururum. Minimum zayiatla bu bölgeden çıkabilirim. Ama sahada benim adıma savaşacak veya bana paralel olarak savaşacak birlikleri desteklerim fikrinde. Burada Ürdün ön plana çıktı. İşte Kobani hadisesinde çıktı. PYD çıktı. Bu tarz aktörlerle bence bir ilişkilerin artırma eğiliminde Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi,
Merhaba. Bu iki harita, ilk bildiğin harita, bugünün haritası yoksa 1915'in haritası? Yok yok, bugün haritası. Bu hani 15'ten bugüne, 100 yıllık şeyde, süreçte bu harita ne kadar değişti? Çok az çok az değişti. Çok çok az değişti. Yani sürecinin bir şeyden bahsettiğim tarafları kuzeye çekilsin. Keza 1915'te Ermeni teşhiri benzer teşhir olayları da var. Ne kadar değişti ve ne kadar değişti? Şimdi birkaç hadise bunlardan bir tanesi işte Ermenilerin şey yapması, ne derler, Ermenilerin sürülmesi, şeyde Halep civarında yoğunlaştılar, biliyorsunuz onlar. Ama o da şeyi değiştirmedi. Yani şu renk dağılımını değiştirecek şeyde değildi, boyutta değildi. Şeylerin, Arap kabilelerinin Suriye'nin işte kuzeyine doğru yönlendirilmesi de buranın şeyini değiştirdi. Kuzeyin demografisini değiştirdi. Bir Arap ağırlığı orada arttı. Ama Arapların işte içlerden kuzeye doğru gitmesi içlerdeki renk dağılımını değiştirmedi. Bu sebepten 3 aşağı 5 yukarı bu tablonun bir benzerini 1915'te de baksak görebilirdik. Şöyle göstereyim. Bu etnik. Bölge meselesi vardı bir ara. Bizim yönete kadar Erdoğan'ın da söylediği. Sonradan Suriye ile bizim aramızda. Destek çıkmadı. Hatta Genelkurmay Başkanı da şey demişti. Tek başımıza yapalım. Şeklinde çıkışta olmuştu. Ondan sonraki süreçte de Genelkurmay Başkanı mı demişti onu? Evet. Ben o atlamışım diyor ki hiç diyeceğini zannetmiyorum. Kısa ben. Bir ara geçti. Hani şöyle, eğer destek çıkılmazsa biz bunu tek başımıza bir yapalım diye bir çıkışta bulundu. Onun üstüne işte Avrupa basınında işte IŞİD Türkiye arasında hani destek haberleri çıkmıştı. Sonradan kalktı. Hani sonra daha çok sınırla alakalı. Bir düzenden bahsediliyor. Ve hani hiçbir şekilde kırılma yok ama Türkiye'nin burada yani oyun kurma anlamında bahsediyorum. Türkiye'nin burada bir teklif ya da bir oyun sunma imkanı var mı dış politik anlamında? Hani Orta Doğu ekseni, sadece Suriye ekseni de söylemiyorum. Bir düzenden, karmaşadan bahsediyoruz, karmaşıklıktan. Oraya bir düzen sunabilir mi? Şimdi Türkiye'nin tek başına bunu yapması bence mümkün değil. Bizim de şeylerimizin, ne derler, etki alanlarımızın bir sınırı var. Gücümüzün, siyasi gücümüzün, ekonomik gücümüzün, diplomatik gücümüzün bir sınırı var. Türkiye bu çabanın içerisinde. Zaten başımıza ne geliyorsa bu çabadan dolayı geliyor belki de. Bu çabanın içerisinde olduğundan geliyor. Türkiye ne yapabilir? Biraz böyle bölgesel değişiklikleri iyi okuyup bölgenin Arap Baharı öncesinden daha iyi bir şeye, sisteme veya daha iyi bir düzene tebdil etmesi için bir çaba gösterebilir. Bunu nasıl yapabilir? Ben iki kilit ülke olarak Suriye ve Mısır görüyorum burada. Suriye ve Mısır'daki müspet gelişme bölgesel düzlemin ve düzenin temelden sorgulanmasına sebep olabilme potansiyeline sahip. Mısır'da bu darbeci yönetim şey yapılabilirse, ne derler, saf dışı bırakılabilirse bir şekilde. Yani ihvan olsun olmasın. Yeniden şeffaf seçimler yapıp Mısır'da bir nevi demokrasi tekrar canlandırılabilirse. Diğer taraftan da Suriye'de Esed rejimi yıkılıp benzer bir sistem Suriye'de yıkılabilirse Orta Doğu'daki bütün şey, ne derler, sistem temelinden sarsılır. Şimdi bunu nasıl olur? Yarın için gazetede yazdım bunu. Suudi Arabistan özellikle bu kural değişikliğinden sonra böyle şey mesajlar vermeye başladı, farklı mesajlar vermeye başladı. Bir taraftan Suriyeli muhaliflere sizi daha çok destekleyeceğiz mesajı veriyor. Diğer taraftan ise işte Sisi ile darbe yönetimi ile acaba arasına bir çizgi çizecek mi tartışmalar şu an ayyuka çıkmış durumda. Dün gördünüz mü bilmiyorum. Şeyde ses kayıtları yayınlandı. Her kalemiyle konuşuyor ve Körfez liderlerine bayağı bir hakaretler savuruyor. Onun daha öncesinde Sisi'ye yakınlığıyla bilinen o medyadaki silahşörleri
işte Suudi Arabistan'a, Körfez ülkelerine ağır ağır ifadeler içeren konuşmalar yaptılar televizyonda canlı olarak. Şu an hepsi dolaşımda bunların. İşte Mısır olmasaydı Suud Kralı tahtında oturamazdı. Buna tahtta oturmanızı bize borçlusunuz, bizi desteklemek zorundasınız falan tarzı şeylerde bulundular. Açıklamalarda bulundular. Bunlar hep böyle şeyler. Yani rejime embedded gazeteciler, yani rejim adına konuşan gazeteciler. Sanki Suudi Arabistan şeyle Mısır'la arasında bir çizgi çizecek gibi bir izlenim var. Genel bir izlenim. Her şeyden öte iki tane konu, iki nokta Suudi Arabistan'ın bunu yapabileceğini gösteriyor. Bunlardan birincisi Mısır bir kara delik. Ekonomik bir kara delik. Yani 85 milyonluk bir nüfus. Ekonomik olarak batmış durumda. Yani Suudi Arabistan bir sene destekler, iki sene destekler. Üçüncü sene desteklemesin. Yunanistan'dan kötü duruma gelir Mısır. Ekonomik olarak çok kötü bir durumda. Ve Suudi Arabistan'a çok büyük bir ekonomik maliyet bu. Şimdi düşen petrol fiyatlarıyla birlikte ekstra bir ağırlık oluşturmuş durumda Mısır. Bu sebepten bu finansal desteğini kesebilir. Finansal desteği kesmesi demek zaten Mısır'daki darbe rejiminin sallanması demek. Birinci olarak bu. İkinci olarak da Mısır hala kaos içerisinde. Hala darbe yönetimi, ülkede yönetimi kontrol altına alabilmiş değil. Bakın Mısır haberlerine. Her gün bir yerlerde patlama oluyor. Her gün bir yerlerde askerlerle, polisle farklı kesimler mücadele içerisine giriyorlar. Bu süreçte Ensar Beytül Maktis belki 5-6 kat büyüdü. Yani siz doğal olarak Körfez soruyor. Hani siz bu ülkeyi yönetiyordunuz. Biz size 25 milyar dolar para harcadı şimdiye kadar Körfez Mısır için. Bir ülkeyi bile yönetemiyorsunuz. Verdiğiniz vaatleri tutamıyorsunuz. Üçüncüsü ise İhvan'dan bayağı bir yaklaşım var Suud'a. Kardeşim biz sizin böyle yaptığınız gibi kötü insanlar değiliz aslında tarzı muazzam bir çıkarması var. PR çıkarması var. Bunun belli oranlarda karşılık bulduğunu görüyoruz. Çünkü de söz konusu. Yani bu işte idamlar İhvan'ın İslamcı grupların tamamen sindirilmesi Mısır'ın şu an yaptığı gibi söz konusu olursa bunların işte siyaset düzleminden çıkıp işte radikalizme bulaşma ihtimalleri Suudi Arabistan'ı başta olmak üzere çok korkutuyor. Çünkü kendi içinde de bunun karşılığı var. Fazlasıyla karşılığı var. Bu acaba işte Suudi Arabistan Mısır'ı terk edebilir mi veya desteği kesebilir mi sorularını doğal olarak sorduruyor. Şimdi Türkiye ile Suudi Arabistan Mısır konusunda bir ortak noktada buluşabilirse bir şekilde Mısır'ı halledebilir. Yani Mısır'da yeni bir sistemin kurulmasına sebep olabilir. Türkiye bu konuda bence aktif rol oynamalı. Diğeri de Suriye. Suriye'de takip edeniniz vardır. Son 1,5-2 ayda muhalifler çok iyi durumda. Muhalifler ilerleme kaydediyorlar. Bunun bence iki tane ana sebebi var. Birincisi IŞİD koalisyon saldırılarıyla boğuşmakta, onlarla mücadele etmekte. Bu da muhaliflere fokus olamaması demekte. Yani muhaliflerin gücünü bölüyordu bildiğiniz gibi IŞİD sürekli. Belki de rejim kadar büyük darbeyi IŞİD verdi şimdiye kadar muhaliflere. Şimdi IŞİD koalisyonla uğraşıyor. Muhalifler şu an Esed'e olabiliyorlar, fokus olabiliyorlar, ona yoğunlaşabiliyorlar. Birinci sebep bu. İkinci sebep ise şu düşen petrol fiyatları İran ve Rusya'yı çok yaptı, hırpaladı. Benzer bir kara delik de Suriye, İran ve için, Rusya için. Yani sürdürülebilir bir şey değil bu petrol fiyatları bu şekilde devam ettiği müddetçe. Özellikle İran için sürdürülebilir bir şey değil. O açıdan desteğinde de bir azalma olduğu konuşuluyor. Bu iki sebepten dolayı muhalifler ilerlemedi. Bu noktada işte Suudi Arabistan ve Türkiye yine benzer bir ortaklığa gidip yani bir konuşup Suriye'de Esed rejiminin yıkılmasına sebep olabilecek adımları atabilir. Bunun birçok yönü var. Sadece ben askeri olarak girmesinden bahsetmiyorum. Mesela o da çok konuşuldu son zamanlarda. Şu düşen petrol fiyatlarına ilişkin Suudi Arabistan'ın Rusya'yla pazarlık halinde olduğu.
Yani şu Suriye'de şeyinizi bırakın, Esed'i desteklemeyi bırakın. Biz de makul seviyelere çekelim bunu. Çünkü Suud'un arzıyla da direkt olarak bağlantılı bir şey bu fiyatlar. Bu tarz bir pazarlık. Suud gerçekten bunu yapmıyorsa yapabilir. Böyle bir kozu var elinde. İkincisi ise Suudi Arabistan hem ekonomik açısından hem askeri açıdan Suriye muhalefetine şimdiye kadar verebileceği desteğin belki %20'sini verdi. Vermedi, bir türlü vermedi. Onun da en büyük sebebi Suriye'deki İslamcılardan korktu. Yani şeyin içerisinde, Suriye'deki muhaliflerin içerisinde sürekli bir seküler grup bulayım, onu destekleyeyim uğraşı içerisine girdi. Bir Suud içerisinde bir klik, bu Ceyşül İslam diye güneyde Şam etrafında yoğunlaşan bir grubu destekledi. Fakat o gruba verdikleri destek de son 1-1,5 sene içerisinde kesilmiş durumdaydı. O konuda da bir hareketlenme var. Görmüşsünüz belki geçtiğimiz hafta içerisinde Ceyşül İslam Şam'ı şey ilan etti, savaş bölgesi ilan etti, militer zon ilan etti ve yüzlerce roket göndermeye başladı içeriye doğru. Ben bu roketlerle Suudi Arabistan'daki kral değişikliği arasında bir bağlantı görüyorum. Suudi Arabistan bütün kötü siciline rağmen, Suudi Arabistan ve Türkiye Mısır ve Suriye konusunda müspet ilerlemeler kaydettirebilirse bence bu genel olarak bölgenin değişimine pozitif olarak katkı sağlayacak. En azından krizler belli oranda şeye çekilecek, aza çekilecek. Bunun Irak'a katkısı olacak, Lübnan'a katkısı olacak. Lübnan belki bir cumhurbaşkanı seçebilecek. Ürdün'e katkısı olacak. Yemen'e katkısı olacak. Suudi Arabistan Yemen'i çok fazlasıyla düşünüyor. Fakat bu iki kilit ülkede nispi bir istikrar sağlanabilirse ve bunun iki kilit aktörü Türkiye ve Suudi Arabistan bence. Ben şeyi çözemedim az önce anlattığınızdan, senaryoyu tam çözemedim. Mısır'da Arap Baharı'ndan sonra tekrar darbe, darbeyle destekleyen Amerika, bir taraftan Suudi Arabistan ve Mısır'da ilgili. Tam bir şey yapamadım, kafamda oturtamadım. Belki de hangi kısmını oturtamadınız mesela? Bir, yani net bir şey söyleyeyim. Sanırım anlamam gerekiyor. Hı-hı. Amerika ve şu andaki Suud rejimi arasındaki ilişkiyi tam çözemediğim için sanki birbirlerinin ayaklarına basıyorlarmış gibi, özellikle Mısır'ın arasında. Basmaya başlayacaklar diyorum ben. Evet. Basmaya başlayacaklar. Şimdi Suudi Arabistan'la Amerika arasında krizler var. Ciddi krizler var. Bunların en önemlisi belki merkez noktası İran. Amerika'nın, Obama'nın İran'la yaklaşması konusunda Suudi Arabistan fazlasıyla rahatsız. Hatta bunun için İsrail'le bile görüştüğü söyleniyor. Yani Suud'un Körfez'de, Dubai'de bir toplantı yaptığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan ve İsrail'in katıldığı, bu Amerika'nın İran'la yakınlaşması konusunda ne yapabiliriz sorusunu kendilerine sordukları söyleniyor. Bu konuda bir papazlık durumu söz konusu şeyle birlikte, Suudi Arabistan'la Mısır. Şeyde farklı düşünüyorlar, Suriye konusunda farklı düşünüyorlar. Yani Suriye'yi İran'a teslim ettiğini düşünüyor Suudi Arabistan, Amerika'nın Suriye'yi İran'a teslim ettiğini düşünüyor ki ben hak da veriyorum bunu. Şöyle bir düzen var. Bir tarafta İsrail ve İran şeyi var. Ne derler? Düzlemi var. İsrail ve İran ortaklığına veya düzlemine karşı Suriye ve Mısır'da Türkiye ve Suudi Arabistan bir şekilde birlikte hareket etmeli. Burada Amerika nerede? Amerika Suriye'de Türkiye ve Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın karşısında. Amerika ile hiçbir zaman Suriye politikamız birleşmedi bizim. Öyle kimse kendisini kandırmasın. Başından beri farklı düşünüyoruz Amerika ile. Hala da farklı düşünüyoruz. Suriye konusunda farklıyız. İşte Irak konusunda bir şey bulundu. Modus vivendi bulundu. Abadi ile birlikte. Ama Maliki'yi bildiğiniz gibi uzun süre desteklediler. Amerika olmadan Maliki de iş başında kalamazdı. Biz yani şunu söylemeye çalışıyorum. Amerika ile Orta Doğu'daki hemen hemen her konuda farklı düşünüyoruz. Mısır, Suriye buna dahil.
bizim belki yapmamız gereken özellikle Suudi Arabistan'ın Amerika ile Mısır ve Suriye konusundaki fikir ayrılıklarını derinleştirmek ve kendi şeyimize çekmek. Çünkü muazzam bir finansal güçten bahsediyoruz. Biz mesela işte bir demokrasi olarak silah veremeyiz. Ama Suudi Arabistan istediği silah versin, bunun bir şeyi yok. Sorgulanabilirliği yok. Böyle bir ülke Suudi Arabistan. Bu bazen dezavantaj ama bazen de avantaj. Desteği verir. İstediği para yardımını yapar. Ki Suudi Arabistan toplumunun çok büyük bir kısmı silah verse hiçbir şey demez. Para akıtsa Suriyeli muhalefete hiçbir şey demez. Biz de bu konuda şeyleri biliyorsunuz, tartışmaları biliyorsunuz. Yani biz 3 tane Kalaşnikov göndersek millet ayağa kalkar. Kimin silahını kime veriyorsunuz, kimin vergilerinden nereye veriyorsunuz der. Bunu bir gidip Suud kralına söylesinler. Suud halkı ne yapar bilmiyorum yani. Ben bir son bir şey daha buyurun. Artık bu kadar Suud Arabistan falan demiş. Şimdi bu yeni krallar birçok insan hani birisi gitti, yeni birisi geldi. Yani çok hani değişen bir şey olmadı. Olmadı yani. Kralı değişik. Ama şimdi mesela gelir gelmez mesela bir 30 milyar zaten şöyle bir güzel dağıtacak. Kaldı. Evet yani güzel bir şey topladı. Krallığın şanından. Hani şanından da. Ama en önemli kısım gerçekten de en etkin, en nüfuz edilecek yerlerdeki adamları görevlerinden aldı. Gerçekten de biraz evvel dediniz ya Türkiye'nin Suriye politikası, Mısır politikası onlara çok yani sıcak bakan, o konuda iyi çalışmalar yapan insanları da görev başına getirdi. Bu bir nevi bir akıl değişikliği olarak bunu görebilir miyiz yani Suudi Arabistan'da? Tabii ki yani Amerika'da derin vesaire şu bu vesaire bir şeyler var. Akıl değişikliği olarak yani yeni girdiğinizden. Şimdi mümkün bu. Yani buna dair işaretler var. O işaretlere binaen konuşuyorum zaten. Bunları söylüyorum. Veya söylemeye cesaret edebiliyorum. Normal şartlar altında cesaret edememem lazımdı. Çünkü yani Suudi Arabistan'ın uluslararası konjonktürde doldurduğu yeri biliyorsunuz. Nereye tekabül ettiğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilirsiniz. İşte İngilizler, Amerikalılar Suudi Arabistan sistemin o kadar içerisine girmişler ki. Yani bunları onlardan ayırmak, onlardan bu kadar ters düşeceğini ummak, beklemek normal şartlar altında mümkün değil. Fakat yapılan görev değişiklikleri, verilen mesajlar, çok önemli mesajlar. Mesela Tuvejri'yi aldı, çok kilit bir isim. Bu adam Suudi Arabistan'ın belki de Türkiye'ye o Mısır darbesi sonrasındaki süreçte bu kadar yüklenmesinin en büyük aktörlerinden bir tanesi. Yani Türkiye'ye karşı yapılan şey PR çalışmalarının, karşı aleyhteki PR çalışmalarının belki en büyük şeylerinden, finansörlerinden bir tanesi. Bu adamı almaz. Doğal olarak ilişkilerimize olumlu olarak yansıyacak. Ben bunların ötesinde yani yeni kral geldi. İşte ben bu bölgesel politikalarımızı değiştirmeliyim. Neden? Çünkü bu kan ve gözyaşı üretiyor. Onun için buna bir son vermeliyim. Tarzı çok böyle ahlaki bir noktadan hareket eden bir politika değişikliğinden öte ziyade çok daha realist, çok daha sahada karşılığı olan bir sebepten ötürü bir takım politika değişikliklerine gideceğini öngörüyorum, öyle görüyorum. Bunun neyi kastediyorum? Bakın, Suudi Arabistan İhvan fobisi sebebiyle, İslamcı fobisi sebebiyle Yemen'de Husileri bile destekledi. Onlara göz yumdu. Ali Abdullah Salih Suud'un adamıdır. Ali Abdullah Salih'in Husilerle ilişkisi ayyuka çıktı. Yani şu an herkes tarafından kabul edilen bir gerçeklik haline dönüştü. Suudi Arabistan ses çıkarmadı. Neden? Husileri Islah Partisi'ne karşı kullanıyor. Islah Hareketi'ne karşı kullanıyor. Islah'ın da önemli bir parçası İhvan. Husileri El-Kaide'ye karşı kullanıyor. Husiler o zaman benim için iyi diye düşündü. Ama an itibariyle bildiğiniz gibi Yemen İran'ın bir şeyine, proksisine dönüştü. Vekil ülkesine dönüştü. Husiler anayasa yazdılar. Bütün kilit noktaları ele geçirdiler. Ve Yemen Suriye değil. Yemen Mısır değil Suudi Arabistan için. Yani biz nasıl
işte güney sınırımızdaki herhangi bir gelişmeden direkt olarak etkileniyoruz. Yemen de Suudi Arabistan'ı direkt olarak etkileyecek bir ülke. Daha da ötesi şu. Şimdi Yemen'de Husilerin bu kadar ön plana gitmesi, mesela Dammam'da, işte şeyin Doğu Suudi Arabistan'da yoğun olarak yaşayan Şii nüfusu arasında nasıl karşılık bulacak? Yani daha önce şeyler söz konusuydu, çatışmalar söz konusuydu. Benzer bir cesaretlenme Doğu'da, Suudi Arabistan doğusunda Şiiler arasında da yayılırsa Suudi Arabistan buna nasıl karşılık verecek? Ayrı bir çatışma alanı. Bağdat, İran'ın şeyinde, ne derler, proksisinde, yani Abbadi de İran'a 3 aşağı 5 yukarı yakın birisi. Tamam, Maliki kadar değil ama muazzam bir İran etkinliği Bağdat'ta söz konusu. Bağdat'a gideniniz varsa, Bağdat bir Şii şehri. Geçmiş olsun, bundan sonra hiçbir şey değişmeyecek. Suriye, İran askeri olarak var. Yani her gün bir sürü İran askeri ölüyor orada. Lübnan, Hizbullah. Yine İran'ın şeyi, Beyrut, Şam, Bağdat. Üç tane Arap ülkesinin kilit konumundaki ülkenin başkenti İran'ın nüfuzu altına girdi. Yemen, Sana, başkent Husilerin eline İran. Şimdi bu doğal olarak Suudi Arabistan'da varoluşsal bir tehlikeye işaret ediyor. Ben bu sebepten özellikle ötürü Suudi Arabistan'ın bölge politikalarını belli ölçüde değiştirmek zorunda olduğunu, kendisini böyle hissettiğini düşünüyorum. Bu sebepten Suriye konusunda bundan sonra atacağı adımlar aynı zamanda kendi için de attığı, kendi iç güvenliği için de attığı adımlar olduğundan bunu mümkün görüyorum. Yoksa normal şartlar altında Suudi Arabistan'ın o bölgesel hatta küresel konjonktürdeki yeri sebebiyle çok farklı da böyle müspet hareket etmeye müsait bir yapısının olmadığını düşünüyorum. Ben o zaman son soru sorayım. Dünyadan biraz daha geriye gideceğim de Sykes-Picot'un anlaşma, bu anlaşmanın uzamandığı dönemi. Burada özellikle yansıyan Beyrut'un unutulma barışa son veren barış kitabında okumuşum. Suriye üzerinde büyük bir tartışma kopuyor ve Fransa burayı özellikle istiyor. Az önce gösterdiğiniz haritalar yanılmıyorsam öyleydi. Yani Suriye bir şey. Şurası. Fransız kontrolü olan bir bölge var. Şimdi Fransa sahil bölgesini alıyor. Yani bugünkü şeye ne derler, Lübnan'dan İskenderun'a Hatay'a uzanan bölgede şeyini alıyor. Bu sahil kesim, Doğu Akdeniz kısmını alıyor. Yani şöyle söyleyeyim, en güzel yerlerini alıyor. Yani şey açısından, tabiat açısından, doğa açısından cennet mekanları alıyor. İşte sayfiye yerleri, deniz, dağ bitiyor, deniz başlıyor, palmiye ağaçları, muazzam yerleri alıyor. İç kısımlar, şuralar falan çöl biliyorsunuz. Yani Suriye'nin iç kısmı şu kısımlar çöl. Burayı direkt kontrolü altına alıyor. Şurayı ise işte Arap Devleti kurulur daha sonra ama işte Fransız mandası altında kurulur diye alıyor. Burada bence İngilizlerin önemli bir cinliği söz konusu. Musul'da bunun belki en mücessem halini görüyoruz. İngiltere daha çok ticari bakıyor meseleye. Yani ticareten önem arz eden kilit noktaları İngiltere kendi şeyini alıyor, yönetimi altına alıyor. İşte Musul, Kerkük, Irak, petroller, Basra çok kilit yerler. Yani buralar ki Orta Doğu'da ilk petrol çalışmalarının yapıldığı ve sonuç alındığı bölgeler. İngiltere buraları kapatıyor. Fransızlar daha çok meselenin kültür yönüne bakıyor. Böyle biraz da o işte kültürleştirme misyonu derler ya Fransızlar. Burada böyle Fransız şeyi oluşsun istiyorlar. Bir Fransız kültür orası oluşsun, öyle bir atmosfer oluşsun diye çaba gösteriyorlar. Ama bunun, buranın Fransa'ya direkt olarak ekonomik bir getirisi, o Basra vesairenin aksine yok. Bu bölgeyi işte şey etmişler, ne derler, kafalarına koymuşlar ve almışlar. İngilizler dediğim gibi ticari olarak ne yapacaklarını bilmişler, ona göre oynamışlar oyunu.
hani böyle şey olur ya, değerlenecek bir arsa olur, gider önceden kapatır orayı. Birisi sorsa, yok ya burası daha o imar ne zaman geçer Allah bilir falan, ama altı şeydir yani, altında hazine vardır. İngilizler bunu şey yapmışlar yani, belirlemişler daha önceden. Onun için şu Musul üzerine çok şey yapmışlar, uğraşmışlar. Musul biliyorsunuz Lozan Anlaşması'yla sonuca varılamamıştı. Bizim misak-ı milli sınırlarımız içerisinde. Öyle bir oldu bittiyle İngiltere bunu kendi hakimiyetine alıyor. Ve yine çabalarına baktığımızda işte demiryolu mesela, Basra Körfezi, şeye ulaşma, şurada Hayfa'dan ve Akka'dan liman şeyi alması, kontrolü sözü alması, bütün bunlar İngiltere'nin daha çok ticarete kafasını çalıştı. Fransızların da kendilerini kültürel olarak çok böyle ön planda gördüğü ve kendilerine işte Orta Doğuları kültürleştirme misyonu edindiklerini söyleyebiliriz ki, bu bölgeye baktığınız zaman işte şu Lübnan bölgesinde, Beyrut'ta işte insanlar hala Fransızca konuşurlar. Ya Fransızca bilirler. Şeyler, Suriyeliler arasında Frankofonlar bayağı fazladır. Onlar da çok çok, yani bizim şeyde bile, İskenderun'da bile vardır Frankofon. İşte o dönemden kalma bir şekilde Fransızca çok küçüktür ama orada bile Frankofonlar vardır. Şeye bakın, İngilizlerin kaldığı yerde bakın, yerlere bakın. O mesela İngilizce ağırlığı göremezsiniz. Bu arada Rusya o noktada çok tasarruf şey yapacak bir ülke değil. Tasarrufta bulunabilecek bir ülke değil. İç karışıklıklar varken bunlar şey oluyor, ne derler, bunlar imzalanıyor. Rusya daha çok bu anlaşma benim bilgim dahilinde oluyor. Kudüs'e uluslararası bir şey kuruluyor. Ne der, sistem kuruluyor. Ama daha önemlisi boğazlar. Yani İstanbul ve Çanakkale boğazları Rusya'nın hakimiyetine verileceği öngörülüyor. Öyle kilit iki nokta üzerindeki anlaşmayla, o Orta Doğu'ya girmediği için ondan bahsetmedim. Ama Sykes-Picot'da buna işaret eden şeyler var. Rusya'nın boğazlara hükmedeceği. Ama zaten işte Bolşevik ihtilali olunca onlar anlaşmadan da çekiliyorlar. İşte boğazlardaki şeyini de, ne derler, hakimiyet iddialarına kaybetmiş oluyorlar. Tabi burada hiç bahsetmedik. Oyun bozanlardan bir tanesi de Türk Kurtuluş Savaşı. Yani Türk Kurtuluş Savaşı şu bölgenin, Fransız bölgesinin önemli bir kısmını savaşmadan terk etmesi söz konusu. Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlamasıyla birlikte. O da Sykes-Picot'un köküne kibrit suyu döküyor. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.